İki hafta bir gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni bölümünde konuğum oyuncu ve yazar. Değil mi? Akasya. Ve influencer. Akasya Asıl Türkmen'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl keyifler? Ne olsun işte, biraz gündemin çalkalanmasından ötürü oldukça karmaşık bir ruh hali içerisindeyim. Sakin bir insanımdır, öyle çok tasasızımdır yani, tam bir Türk'üm. Yani memleket insanıyım diyeyim. O yüzden de rahatlıkla diyebilirim ki bu da gelir, bu da geçer. Ama sürekli elimizi yıkıyoruz ya da işte dikkat ediyoruz bunu, değil mi? Yani sürekli böyle bir halimiz var. Şimdi çok havalı ve böyle snob eden bir cevap vereyim. Ben zaten hep elimi yıkardım diye. Evet, yani ne bileyim, kişisel temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Ben bununla ilgili hatta çocuk kitaplarımdan bir tanesi bununla ilgili, öz bakımla ilgili. Çünkü çocuklara ilk önce verilmesi gereken şey bu. Ve daha sonra da unutulan bir şey. İnsanlar kitap okumuyorlar ve çocuklarına kitap oku diyorlar, ya da ne bileyim yediklerine kendileri dikkat etmiyorlar, ya da sigara içiyorlar ve çocuklara diyorlar ki sigara içme, sigara sağlığa zararlı. Keçi tırmanır, yavrusu ona bakar. Yani biz bütün yaptıklarımızda zaten aslında çocuklara örnek oluyoruz. Kişisel öz bakımımızı biz ne kadar yapıyoruz ki bunu çocuklardan ya da bir toplumdan ya da bir hastalık esnasında genel olarak bir refleks olarak bekliyoruz. Biraz zor. Peki, kitap demişken kitaplarla başlayalım. Tamam. Son iki hafta bir günde, yani 15 günde neler okudunuz? Ben başladığım kitapları söyleyeyim bari. Tabii. Çünkü bu aralar kitapları alıyorsun eline, bitirmek bayağı uzun bir zaman oluyor. Eskiden iki günde kitap bitiren ben, şu anda çantamda kitap eskiyor, çok yamuluyor. Çok kitap alan bir insan mısınız? Evet. Çok kitap alıyorum ve hatta artık bu işi de yaptığım için çok da kitap geliyor evime. En çok evime gelmesinden mutlu olduğum yayın evlerinden bahsedebiliyorum. Tabii ki, tabii ki. Hep Kitap'ın kitaplarına bayılıyorum. Eğer oradan bir kitap geldiyse mutlu oluyorum. Kendim YKY yayınlarını genelde takip ediyorum. Yazar çizer çok arkadaşım oldu zaman içerisinde. Ve artık kitap çıkarmak eskisi kadar zor değil. Ama ben ne olursa olsun herkesin işini yapması gerektiğini, biraz birikimi olmayanın tweet atar gibi kitap yazmaması gerektiğini düşünüyorum. En basit dil bilgisi kurallarını dahi bilmeyenlerin kitap çıkarmasından memnun değilim, zaten hemen anlıyorum. Yani ona harcayacağım vakti, Huzursuzluğun kitabını bir daha okurum. Yani ne bileyim, Pessoa okurum, gerçekten bunu söylüyorum. Bu ara Hasan Arslan'ın Beden Zihin İlişkisi isimli kitabını okuyorum. Çok etkilendim çünkü tam Lucy'yi seyrettim. Lucy eski bir film, tahmin edersin, biliyorsundur tabii herhalde ki. Scarlett Johansson'ın oynadığı ve Luc Besson'un çektiği film. Ben eş zamanlılık yasasına inanan bir insanım. Jung'un hatta bununla ilgili bir kitabı vardır. Bu aralar beyin fonksiyonları neredeyse çok ciddi kullanıldığında sihir gibi, büyü gibi bir şey. Hatta doğaüstü olay gibi bir şey aslında. Zihin fonksiyonları, beynin fonksiyonları üzerine birçok bilgi akıyor her yerden bana. Paul Emery diye bir uzmanla çalıştım. EFT teknikleri uygulayarak çok ciddi travmaları çözüyor. Aslında yine zihin, nöronlar, fonksiyonlar, hormonlar, serotonin, oksitosin hormonu üzerine çalışan bir uzman. Üstüne Lucy'yi seyrettim. Lucy'nin üstüne de Hasan Arslan'ın Zihin Beden İlişkisi kitabını aldım. Ve çok etkilendim. Çünkü aslında biz hastalıkları yaratabiliyoruz. Hastalıkları tedavi edebiliyoruz. Ölümcül, kesinlikle kurtulamaz denilen hastalar iyileşebiliyor. Tamamen zihin-beden iletişimini doğru ya da yanlış kurarak bunu yaşıyorlar. Bu kitabı okuyorum ve çok etkileniyorum her seferinde, her okuduğum yerde. Peki mesela biraz bahsetsek, nasıl daha iyi kurarız zihin-beden iletişimini? Bugün Pilates dersi yaparken hocamla konuşuyordum. Bundan bahsettik. Eğer
farkındalığın, beden farkındalığın artarsa zaten, ya da entelektüel spor yaparsan, düz body'den bahsetmiyorum, işte kas basmak falan, zaten tenis mesela, böyle şey oluyorsun, muhtemelen bir şeyler yapıyorsun, biraz anlıyorum, evet, gördüğüm kadar atletik görüyorum, ama bu arada düzgün atletik görüyorum, evet. Şuralar şişmemiş, evet. Bir tuhaf bir hantallık yok, doğru yapılan sporla zihnin gelişmesi ve birden o bedenle zihin ilişkisinin kurulması en kolay yöntem. Entelektüel hareketler diyorum ben buna. Mesela pilates, doğru pilates yapmak. Eğer pilateste o postürü çözersen, o pelvik tiltini gerçekten ayarlayabilirsen, şu anda yapanlar bir tek anlayabilir bu tabirleri. Ve hamstring denilen o arka kaslarını, o arka bacaktaki kasları uzatırsan zaten hem hayat kaliten artıyor, hem farkındalığın yükseliyor, hem de ne bileyim yolda yürürken birine çarpma riskin azalıyor. Ya da takılıp düşme ya da ani olaylara anında karşılık verebilme kapasiten yükseliyor. Bir şey düşerken tutabilmek falan, bunları vay dediğimiz şeylerdir ya. Bunlar aslında doğru kurulmuş beden zihin iletişiminden kaynaklanıyor. Birçok kişi vücudunun farkında değil. Biz konservatuardayız. İkinci sene bize Rus bir hoca geldi, bir bale hocası. Dans için geldi ve hareket. Tabii kadın doğal olarak işini çok ciddiye alıyor. Dedi ki sizler şimdi Çehov'un üç kız kardeşisiniz. Olga, Irina, Maşa. Solunun solundan sağına doğru yürüyün dedi. Biz de tamam dedik, yürüdük. Bize baktı. Hiçbiriniz Rusya'da tiyatronun kapısından içeri giremezsiniz dedi. Sadece yürüyüşe bakarım. Evet, yürüdük sadece. Ve ne dediğini, biz ne diyor ya falan demiştik ama ne dediğini 5 ay sonra anladık. Çünkü bizi tabiri caizse döve döve, aslında bir nevi döve döve eğitti. Nasıl durmamız gerektiğini, vücudumuz, yani böyle, doğru durmak demek göğsünü dışarı çıkartıp, kalçanı işte dışarı atıp, belini tuhaf bir şekle getirmek değil kesinlikle. Ama doğru postür hayat kaliteni, sahnedeki duruşunu etkiliyor. Bir seyirci bir oyunda neyi beğendiğini dahi bilmez ama bir oyuncu seyircinin rahatlığını gözetmelidir. Sesini kullanırken, sahnede vücudunu kullanırken, diyafram kontrolüyle bunu bir şekilde belli eder. Bir oyunda tiyatro kökenli bir oyuncuyla, işte dizilerde falan da oynamış bir şekilde nasıl diyeyim, değer kazanmış seyirci potansiyeli olan bir aktör arasındaki fark o oluyor genelde. Onları da seviyorlar, onlar için oyuna geliyorlar ama oyunu tiyatro oyuncularından takip ediyorlar. Çünkü diğeri ses kontrolünü tam bilemeyebiliyor. Çok fazla harcıyor enerjisini. İşte bu şuralar şişiyor. Ve bütün bunlar zaten performansı etkiliyor. Devam edelim. Şimdi biz burada başladık. Yani Lucy'den geldik. Hasan, evet. Arslan'ın kitabıyla devam ettik. Evet. Başka neler var? Bu hafta okumaya başladım. Çünkü onu bir de oyunlaştıracağız. Süreyya Kuaför Salonu var. Arkadaşımın kitabı, Şebnem Burcuoğlu. Okurlar mutlaka popüler olan kitabından bilir. Kocan Kadar Konuş diye bir kitabı var. Üslubu gerçekten çok etkileyici. Yazıya oldukça hakim. Beklentilerimin çok üstünde bir yazar Şebnem Burcuoğlu. Çünkü öyle bir kitap, ne, Kocan Kadar Konuş. Şimdi dinlerse ne düşünür bilmiyorum ama işte falan da filan. Öyle kitaplar, işte çevrim dışı aşk, bunları duyunca zannediyoruz ki işte biraz sabun köpüğü, ben market kitabı derim hatta o tarz kitaplara. Okurken işte hafif eğleneceğin ama herkesin okuyacağı işte aşk meşk kitapları, pop kitaplar kategorisine sokabilecekken tarzını çok beğendim. Çok sofistike, oldukça etkileyici, Türkçeyi kullanışı, dili kullanışı, dil hakimiyeti, gözlem kabiliyeti, konsantrasyonu, hikayeyi birbirine bağlama kabiliyeti, eş zamanlı sürdürdüğü öyküler, kişi öyküleri gerçekten beni çok etkiledi. Oyun olabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kuaför, Süreyya Kuaför Salonu'nun ve o tarz kitaplar yazarak da inanılmaz bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Çünkü Şebnem çok akıllı bir kız, bir kere birikimli bir kız ve belli ki çok okuyor. Bence zaten iyi kitap yazmak için aslında iyi bir okuyucu olmak lazım önce.
ve biraz dediğim gibi dil bilgisinden, o basit şeylerden, kurallardan haberin olması gerekiyor yazarın. Öyleymiş gibi gözüken, çok sabun köpüğüymüş gibi gözüken ama oldukça değerli işler çıkarmış arkadaşım. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum ve aynı zamanda üslubu çok kendine özgü ve esprili ve günümüze özgü. Çünkü bugüne ait söz söyleyen yazarımız bizim aslında o kadar da çok yok. Varmış gibi geliyor, birkaç isim sayabiliyoruz ama çok da fazla değil. Bir de son dönemde yine okuduğum bir kitap, yazarın ismini unuttum, çok utanarak söylüyorum. Nefaset Lokantası. Kimdi? Hemen bakalım. Bakalım mı? O kadar iyiydi ki. Mükemmel, genç bir yazar. Yine bir kadın yazar. Ve büyüleyici bir işti. Nefaset Lokantası galiba adı da. Çok etkilendim. Hemen bakıyorum. Tuğba Doğan olabilir mi? Evet, Tuğba Doğan. Tamam. Tuğba Nefaset Doğan. Lokantası. Evet. Doğru mu söyledim ismini? Evet, doğrudur. Nefaset Lokantası. İsmi de çok ilginç. Mükemmel, mükemmel bir hikaye. Çok akıcı. Hemen bitirdim. Ve çok etkilendim. Çünkü bir erkek yazar en büyük problemlerden bir tanesi. Aslında yazar demeyeyim, senaristler diyeyim. O kadar az kadın hikayesi var ki. Çünkü senaristlerin çoğu erkek. Dolayısıyla daha çok erkek üzerinden anlatılıyor, evet, hikayeler. Ve kadınlar oradaki nesneler Figürler. Gibi. Evet, evde bekleyen, evet, işte anne, işte cephedeki sevgilisini, nişanlısını bekleyen, nişanlı kız. Ya, kadınlar bunlardan. Erkek üzerinden tarif edilen. Evet, evet. Ve Çehov neden çok çağının ötesinde? Çünkü gözlem gücü çok kuvvetli ve kadınları da erkekleri de eşit derecede ve derinlikte gözlemleyebilen ve betimleyebilen bir yazar olduğu için Çehov hala günümüzde var. Aslında kadını tanımayan bir yazar düşünülemez. Bu arada Tuğba kitabında, bak yine anında ismini unutmam çok ayıp. Tuğba Doğan. Tuğba Doğan kitabında bir de erkek hikayesi anlatıyor. Ve onu da çok incelikli anlatıyor. O da onun gözlem kabiliyeti ve kendini ifade yeteneği diyorum ben. Yine bir erkeğin hikayesini anlatmış ama bir kadın olarak anlatmış. Ve bu hissedilmiyor. Genelde erkekler kadınları konuşturduğunda, yaşattığında... Biraz... Tabii gerçekçi gelmez bize, değil mi? Evet. Sanki olmuyor. Orada onu da söylemezlerdi falan gibi düşünürüz yani. Ona ama bu tepkiyi vermiş. Evet, tavsiye ederim. Nefaset tamam. Lokantası. Eğer okursan anlayacaksın, hı-hı, ki hiç bir kat yeri olmadan, hı-hı, bir kadının erkeği yalın bir şekilde anlattığı hoş bir iş mesela olmuş son derece. Daha çok kitaplarınızın iyi olduğu zaten çok belli oluyor yani. O kitapları anlatma tarzınızdan da, ama daha çok kurgu mu seversiniz mesela, yoksa daha çok bilgi edinebileceğiniz kitaplarını tercih edersiniz? İkisi de. Ben birlikte mi giderler? Bir yandan bir onu okurken bir yandan bunu gibi mi? Kesinlikle. Çünkü şu anda da öyle. Aha. Hasan Arslan'ın kitabı daha kuram kitabı. Öteki ise işte kurgu kitap. Gördüğün gibi yani. Diğeri de roman. Süreyya Kuaför Salonu bir roman. Sanki birbirlerini dengeliyorlarmış gibi. Evet. O zaman. Evet, benim için öyle. Aha. Kimi insanlar da tam tersini tercih eder. Yani mutlaka bir tarafı tercih eder. Kurgu okumaktan hoşlanmazlar. Hep bir bilgi okumak isterler. Ben öyle değilim. Çok yönlü olmamın da çok faydasını gördüm tabii ki. Çünkü yazmak için önce başka yazarları okumak lazım. Kurulmuş hikayeleri görmek lazım. Ama son dönemlerde yine hep kitabın bana yolladığı bir kitap. Umarım doğru söylüyorumdur. Dümeni yaratıcılığa kırmak olabilir. Ursula Le Guin'in kitabı. Bu. Yazmakla ilgili, hı-hı, olan kitabı. Bir kitabı daha var. Hatta ona başlamadım. O yüzden söyleyemeyeceğim. Ama ikisi de yeni yazarlığa heves etmiş. Henüz daha yolun başında olan bir yazar için mükemmel iki kaynak. Birini hatırlıyorum. Hatta bir yerde unuttum galiba. Gideceğim, hı, bulacağım, alacağım. Hı. Çok sağ olsun Happy Kitap. Gerçekten bir dönem editör, genel yayın yönetmeni çok önemli bir şey. Deniz Başaran vardı orada ve gerçekten inanılmaz bir editördü. Şimdi hala onun etkisiyle çok güzel yayınlar var. Ama umarım o birikimini ve bilgisini başka bir yayın evinde devam ettirir. Böyle bir editörden bahsediyorum. Mükemmeldi. Gerçekten paketleri heyecanla açıyordum. Ya da bir yayın, bir kitap evine gittiğimde yayın evi seçip resmen acaba bu ay neler çıkmış diye bakıyordum. O da müthiş bir şey. Evet. Şimdi filmlere, dizilere geçersek nasıl aranız?
Daha iyiydi. Bu aralar biraz aslında sekteye uğradı. Elimizin altında artık böyle Netflix, Blue TV gibi kanallar var. Bende sadece Netflix yok bu ara. Blue TV ve Digi Türk'ün film kanalları hmm. var. Bilgisayardan izliyorum. Evimde televizyon yok. Yani laptop'tan izliyorum aslında. Ve Blue TV bir dizi için almıştım. Digi'yi de Digi Türk'ün kanalını da artık onun başka bir adı var. Bein kanalına aldım. Onu da Game of Thrones'un son sezonunu seyretmek için almıştım. Çünkü bravo, gerçekten bedava izlenmemesi için gereken her şeyi yapmışlar. Tebrik ediyorum. Aldım. Ya çabaları yerini buldu. Şimdi hiçbir şey için açmıyorum. Blue TV'de de Handmaid's Tale'ı izliyordum. Başka bir dizi izlemiyorum. Yerli yapımlardan o Phoebe Cheek'in ikinci sezonunu galiba biraz izlemiştim. Genelde yerli yapım da çok izlemiyorum. Bir de Shameless izliyordum. Pek dizim yok doğrusunu söylemek gerekirse. This Is Us diye bir dizi varmış. Merak ediyorum. Başlamak ama Game of Thrones varmış. Game of Thrones nerede varmış? Yani sizin dizileriniz arasında Game of Thrones Game varmış of Thrones, ki. Tabii ki var. Game of Thrones bir şey söyleyeyim mi? Bu 21. bölüm ve çok az Game of Thrones'u severek izleyene denk geldim. Gerçekten. O yüzden biraz ben çok seviyorum. Çok o yüzden biraz bize anlatın Game of Thrones'u. Şu hayal kırıklığını anlamıyorum bir kere finaldeki. Benim için... Ne olabilirdi? Ama insanları da anlıyorum. Evet. Çünkü bitiyor. Bitiyor evet. olduğu için zaten gidene hep kızılır biliyorsun. O yüzden bitiyor olması herkesi biraz büyük bir beklentiye soktu. Bir de Amerikan filmlerinden alıştığımız bir mutlu son beklentimiz var ya. Oh rahatladım, mutlu son oldu. Bu o kadar beklenilen mutlu son değildi. Atacaktı aslında atının tersine. Aslında çok mutsuz bir son da sayılmaz değildi. Bir yandan. Ama sonuçta çok sevdiğimiz kalesi. İyiler kazandı gibi bir şey işte. Yani iyi derken iki tırnak arasında. Yani şu ana kadar seyretmemiş olanlara kusura bakmayın artık, diyorum artık. Zaten spoiler. İzlemeyeceklerdir. Hayır, bu hiç spoiler'a geçiyor. Bu arada şöyle dedikodular çıktı. Yapacaklarını hiç zannetmiyorum. Tekrar çekilecek finali. Sırf belki bir para kazanmak, çünkü o yine bir piyasa oluşturacak. Seri yine yapılacak ama öncesindeki dönemlere gidilecek büyük ihtimalle. Ama biliyorsun ki o sevgi aynı tat olmaz. Çünkü biz o karakterleri takip etmeyi biraz da seviyorduk. Büyük dedelerinin bilmem nelerin evet. hikayesi. Ve bence yine çok az olan bir şeydir ama kitabın genelde kitap prodüksiyonu geçer. Evet. Stephen King romanlarında da öyledir. Genelde bir iki iş hariç. Mesela Kubrick'in Shining miydi filmin adı? 2001 Space Odyssey'de de önce film sonra kitap diyebiliyorum. Evet. Bazen Shining'de tam tersi oluyor. Shining'de öyle olabilir. Evet. Yok, sanki. Shining kitap çıkmıştı. Stephen King nefret etti. Kavga ettiler. Dünyanın en iyi filmlerinden bir tanesi olmasına rağmen yazarını mutlu etmedi. Genelde pek yazarı ya da okuyucusu mutlu olmaz. It de öyle. It çok sevildi ilk çıkan korku filmi olarak. Ya benim hayatta en sevdiğim korku filmidir. Bu arada dehşet verici. Başarılı da bir iştir. İkinci versiyonunu izlemedim. Yani görmek bile istemedim. Ama birincisi benim ortaokul dönemime denk geliyor ve mükemmeldi. Artık korku filmi seyretmiyorum. O ayrı bir konu ama bir dönem için benim için kült o. Game of Thrones tabii ki şeyiyle, o kadrosuyla falan da bizi çok fazla tavladı. Okur musun dersen aldım. Çünkü beklemekten sıkıldım ve okumak istedim. Okurken aynı tadı almadım ve yarım kaldı. Halbuki ben Tolkien'leri falan okurum. Hobbit'leri, şunları bunları bitirdim. O dönemi, o daha doğrusu İngiliz mitolojisini seviyorum. O eski dünyalar, birkaç dünyalar, yedi denizler falan. Onları Hobbit'ler, elfler, canavarlar, ejderhalar, bütün bunları seviyorum. Yine biraz daha konuşalım istiyorum üzerine. 7-8 sezon aslında çok uzun bir süre harcadık biz. Yani çok uzun uzun izledik. Çok da keyfini çıkardık. Neydi yani burada sizi en çok bağlayan ve mutlu eden neydi bu diziyi izlerken o dönemde? Çoklu anlatım becerisi. Farklı hikayelerin aynı anda. Evet, aynı anda ve çok vurucuydu. Bir de biz bir kız çocuğunu büyüttük. Arya. Evet, Arya'yı büyüttük. Benim için... belki anlaşılmıştır tavrımdan. Böyle feministim diye ortalıklarda dolaşmak istemiyorum. Çünkü çok kirlenmiş bir imaj olduğunu düşünüyorum feminizmin. Ne olursa olsun. Üzülerek söylüyorum ki kadınların tek elinde bir şey kesinlikle değil. Ama kadınların kendini gösterebildiği her alanı değerli buluyorum ben.
her alanda olabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve Game of Thrones gerçek bir kadın dizisiydi. Çok tuhaf ama gerçek. Gerçekten büyük güçlerin kadınlar tarafından gösterildiği, kadınların gerçek potansiyelini bulduğu bir Arthur hikayesinin kadında aslında gerçekleştiği bir hikayeydi. İnsanın kendi öz gücünü bulma hikayesiydi. Khaleesi bir zavallı kızken, o kadar edilgen ve zavallıyken birdenbire içindeki potansiyeli keşfedip bir yumurtadan ejderhalar doğurdu. Sonra da o doğurduğu ejderhaları kontrol etmeyi öğrendi. Sonunda zaafına yenik düşmesi bile çok insani bir şeydi. O bile benim hoşuma gitti. Ki bazı kadınlar mesela buna alınganlık gösterdiler. Evet. Kızdılar. Hani o karakterin, yani sonuçta işte çok güçlü bir kadın karakter mutlaka sonunda hata mı yapmak zorundadır diye de çok yazı da çıkmıştı. Özellikle Amerika'da basında. Neden olmasın? Neden olmasın? O kadar kutsallaştırılmamalı insan diye düşünüyorum. Kahramanların düşebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer hikayeler herkesin sırtına bir yük. Ama o yolculuğu da o yaptı. Gerisini atamayız ki. Önemli olan uçuşun kendisi yani. Varılan nokta. Evet. Kuş ölürsen uçuşu hatırla. Neydi? Feru Feruzat'ın lafı mıydı o? Çok güzel bir laftır bence. Feru Feruzat'tı galiba. Bence de öyle. Önemli olan yolculuğun kendisi ve o bir aşama kaydetti ve çok önemli bir figürdü. En sevilen figürdü bu arada. Snow'u da tamam hepimiz çok sevdik ama Khaleesi'nin yeri ayrı ne olursa olsun ve Arya'nın. Arya da çok güzel bir aşama kaydetti. O şapşal ablası Sansa da öyle. Yani. Sansa çünkü aslında nereden geldi? O da acayip şeylerden geçti tabii. Evet, ve hayal kuruyordu sadece. Küçük hayaller kuran. İşte ay ben de prenses olacağım, kraliçe olacağım diye hayaller kuran bir kızdı. Hepsinin yolculuğu çok etkileyiciydi. Bütün kadın karakterler Game of Thrones'ta çok etkileyiciydi. Kadınların erkeklerin önüne nadiren geçtiği işlerden biri olduğu için biraz da galiba Game of Thrones'u seviyorum. Bu podcast'te Game of Thrones'un güzel yad edilmesinden de mutlu olduğumu ekleyeceğim dinleyenler de biraz gülsünler. Çok ciddi ben homofobikler çok var. Homofobikler çok etkilendi bundan. Neden anlamıyorum. Bence bu kadar homofobikliği şey yapacak, tetikleyecek bir şey ben pek hatırlamıyorum aslında. Bizde? Evet. Ben de hatırlamıyorum. Bana niye öyle? Çok geldi çünkü bu. Ve ben hep düşündüm ne vardı ya öyle hani fazla. Bir de ne vardı? Çok kan, çok dehşet. Ha, evet. Çok amandır, çok kelle. Yani pardon her şeydeki kelleler, kanlar durdu da burada gördüklerin. Evet bütün hepsinde zaten öyle. Çok uzun süre biz kelle kesme falan kan revan seyretmek zorunda kalıyoruz maalesef. Ama bu kadar lirik olanını da... Evet. Hayatımda seyrettiğim en iyi savaş sahnesi, battle işte yani meydan savaşı sahnesi, bir numara Game of Thrones'taki, iki numara şeydir. Allah Allah. Lord of the Rings. O çok şeydi. Gerçek anlamda böyle bir de çok efektsiz olan aslında Braveheart. Mükemmel bir savaş sahnesidir o da. O canlı savaş sahnelerini, o dönem savaş sahnelerini de ben çok etkileyici buluyorum. Tabii ki. Bir numara kesinlikle bu. Braveheart'ı da anmamız çok hoş oldu tabii. Evet, Braveheart inanılmaz bir filmdi. Hatta tekrar izleyeyim. Aklınıza ben de izlemek istiyorum. Aynen. Tam filmlere de oradan geçiş yapmış olduk. Tamam. Filmden nasıl bir yer tutuyor şu an hayatınızda? Benim için en iyi film diye bir şey yok mu? Belki seyretmemişimdir diyebileceğim kadar önemli bir yer tutuyor. Hayata bakış açımı yönlendiren şeyler bir kitaplar, iki filmler. Oyunlar da demek isterdim ama değil biliyor musunuz? Oyun benim işim olduğu için oyunculuk ve sahne daha farklı bakıyorum ona. Diğerisi, profesyonel bakış mı oluyor o zaman? Ne bileyim. İçine girdiğim zaman bir şey anlıyorum. Seyirci olarak da göremiyorum. Tiyatro benim için başka bir yerde. Onu oturup düşünmem lazım ama filmler ve kitaplar benim hayat bakış açımı yönlendirdi. Duygu dünyamı da yönlendirdi ama müzik de var orada. Duygu dünyamı daha çok müzik. Duygusal zekamı da bir nevi. Nasıl oluyor? Geliştiren. Nasıl oluyor? Müzik nasıl etkiliyor bize? Müzik, sizi? Müzik benim için hayatın fonu. Nasıl filmlerin müziği var, soundtrack'ı var. Benim hayatımın da bir soundtrack'ı var. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Şöyle mi? Mesela ben sabah kalktığımda müzik açan bir insanım. Bir yerden bir yere giderken müzik dinleyen bir insanım.
bu anlamda mı yoksa her keyifli veya keyifsiz anın içinde mutlaka bir müzik vardır anlamında? Sezgisel olarak benim hayatımda. Ya mutlaka kulakta çalmasından bahsetmiyoruz galiba. Evet. Yok, kulakta çalmasına gerek yok. Kafamın Hı-hı. içinde de çalıyor. Yani benim için arabada radyo dinlemek çok yeni bir şey. Ben araba kullanmıyordum, yeni kullanmaya başladım. Şimdi var hayatımda radyo dinlemek ve hoşuma gitti. Aa, keşke daha önce araba kullanıyor olsaydım ve arabada radyo dinlemek diye bir şey, eksen dinliyorum. Bir şey hayatıma daha önce girseydi diyiverdim gerçekten. Ama hayatımda hep müzik vardı. Benim için müzik hayatımın fonu. Müzikle birleştiriyorum her şeyi ve kokuyla, yani algım o şekilde. Tuhaf, insanlarda daha çok görsel hafıza etkin, sonra işitsel, sonra koklama, sonra dokunma. Ben de tuhaf bir şekilde önce kulak, sonra koku, sonra dokunma, sonra görsel var. Çok ilginç. İşitsel hafızam inanılmaz ve her şeyi müzikle birleştiriyorum, birçok duyguyu. Bir rol çalışırken müzik beni çok etkiler. Bir sahneye hazırlanırken bir şey dinlemeyi severim. Öyle şeyler sevmem genel olarak bu arada. İşte bir şey dinledim, birinden de konsantre olmak için. Benim için herhangi bir şey yapmak kadar normal olmalı sahneye çıkmak. Öyle benim için bir ibadet. Orası falan. Öyle oyuncular çok. Ben dayanamıyorum ona. Hı hı. Ben bir saat önce girerim salona. İçeri geçerim. Hazırlanırım. Özel bir ritüelim falan hiçbir şeyim yoktur. Çıkarım oynarım. Kim arkadaşlarım var? İki saat önce hazırlanırlar falan filan. Bunun için müziği olan vardır. O müziği dinler, o rolün içine girer falan. Bende yok ama bir rolü çıkartırken bir müzikle çalıştığım olmuştur. Mesela Fesleğen Çıkması diye bir oyunda oynuyordum ve Mübadele döneminde geçiyordu ve o Rebetlerin şarkılarını dinledim. Ve Mübadillerin şarkılarını dinledim ve gerçekten çok etkilendim ve beni gerçekten o bir yerden zorunlu halde ayrılıp başka bir yere artık vatanım demek zorunda kalma halini hissettim gerçekten o şekilde. Müzik benim hayatımda. Bu aralar ne dinliyorsunuz? Ne dinliyorum? Aslında yani ben çok şey dinliyorum. Bilemedim ne diyeyim o kadar. Ya da en sevdiğiniz, yani ne, çok keyifli bir anınızda, çok neşeniz yerindeyken ne dinlersiniz? Yani müzik deyince kim? Mesela aklınıza gelen sanatçılar, gruplar var mı? Şu anda Spotify'ı açsak Stromae var. Hı-hı. Stromae'yi her alanda her zaman dinliyorum. Hı-hı. Hindi Zahra, kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Gerçek mi? Bir melek yani. Aa. Gerçekten şu an birbirimizi takip Hı-hı. ediyoruz. Gözlerim yaşarıyor gerçekten. Müthiş de bir insan. Lars Danielson, Cafer Yusuf, Enver Anwar İbrahim, Enver Hı-hı. İbrahim. Anwar İbrahim diye geçiyor, böyle bir şey oluyor. Enver İbrahim Türkiye'ye de geldi. Jordi Saval. Bunlar sevdiklerim. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Böyle kahkaha atacaksın. Ben Fero. Bunların üstüne. Yani ben kötü ben burada rap müzik dinlemiyorum. Ben de Ezhel'i seviyorum. Ben Fero'yu beğeniyorum. Hı-hı. Aa, Ezhel'i de beğeniyorum. 2-3 parçasını. Ama rap müzik hakkında genel olarak ne düşünüyorsun dersen fazla testosteron. Anladım. Fazla erkek çocuğu ve yeah falan bir yerden sonra basıyor. Ama bunların altyapılarını da çok beğeniyorum. Çok başarılı buluyorum. Şirin Soysal son zamanlarda iki parçası var. Kahve ve Melatonin ve Benim Gibi iki parça yaptı ve gerçekten ikisinin de düzenlemesi de parçalar da çok iyi. Güneş Özgeç aynı zamanda zaten arkadaşım. Bu arada arkadaşım olan müzisyenlerin hepsini çok seviyorum zaten. Ve diyorum ki bunlar benim arkadaşım ve sevdiğim müzikleri yapıyorlar. Bu müthiş bir his. Kalben'in aslında parçalarını birbirine benzer buluyorum ama bir duygu hali istersem Kalben'i dinlerim. Aha. Ama her zaman açıp dinler Aha. miyim bilmiyorum. Gülinler var, onu da çok başarılı buluyorum. Büyük Ev Ablukada'yla işler yapıyor. Büyük Hı-hı. Ev Ablukada'yı şey olarak seviyorum. Nasıl diyeyim? Kafa olarak seviyorum ama Aha. oturup Büyük Ev Ablukada dinliyor musun da kastedersen hayır. Hı-hı. Ama onu bir düşünce biçimi, bir hareket olarak seviyorum aslında. Ben geçen yaz, ben de çok sık Büyük Ev Abluka'da dinleyen bir insan değilim. Geçen yaz Van Lava gittim. Bir de festivale gitmeyi falan özlemişiz. Hı-hı. En sona da onların konseri vardı. Hı-hı. Konserde çok 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 fazla keyif aldım mesela. Evet. Evde açıp dinlesem o kadar keyif alır mıydım? Emin değilim, bilmiyorum. Ama konserde çok iyiydi. Yani
havaları falan iyi gerçekten. Yani. Ben onları evet. Gidiyor. Yani bir performans olarak seviyorum evet. onları. Bir hareket olarak seviyorum. Evet. Ama açıp dinlemek dersen kolay değil. Gerçekten son zamanlarda durup dinlediğim ama yani şu anda listeme de girmiş olan Şirin Soysal'ın iki parçası. İkisi Hı-hı. de birbirinden başarılı. Gerçekten çok iyi. Son zamanlarda dinlediğim en iyi şey diyebilirim. Güneş Özgeç de keza öyle. Güneş Yüzüm diye bir parça yaptı. Başar zaten... Başar'ın soyadı neydi ya? Başar bir şey. O da aynı zamanda şeyin de düzenlemelerini yapıyor çünkü. Büyük Ev Abluk Adı'nın da düzenlemelerini yapıyor. Yeni dönem özellikle alternatif müzik piyasasından çok memnunum. Her anlamda çok çok iyi olduklarını düşünüyorum. Artık albüm stresinin olmaması insanların çok iyi. Evet. Bir şey çıkarıp Spotify'a yüklüyor olmaları mükemmel. Hı-hı. Ya da işte başka mecralara. O albümü doldurma stresinden uzakta. Evet. Sadece istedikleri şarkılar üzerine çalışan. Evet. Bir de pop olduğu halde aslında biraz Hı-hı. alternatif duruşları olan yakın arkadaşlarım var. Mabel, Göksel gibi. Onlar da hem kalabalık kitlelere hitap ediyorlar hem de aynı zamanda özel ve güzel müzik yapıyorlar. Hmm. Altyapıları hep çok iyi. Hiç böyle sıkıcı o cıppa cıppa müzik yapmıyorlar. Ve ben cıppa cıppayı duyduğumda zaten biliyorum ki kötü bir şey gelecek. Tıpkı kafalar olan bir afişin kötü bir şey olacağı evet. gibi. O yüzden buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani dinlediğim müzik yediğim gıda gibi. Arada ben de tabii ki fast food şeyler tüketiyorum. Hmm. Ama genelde iyi olmasına dikkat ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Birçok şey öğrendik sizinle ilgili. Tabii hem izlediğiniz filmleri, dizileri, okuduğunuz kitapları ve dinlediğiniz müzikleri. O da hoş bir sürpriz oldu. Hem buraya geldiğiniz için teşekkürler. Hem de sizi daha yakından tanımamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek? Ediyorum. Benim için de büyük bir zevkti. Bu arada benim son yazdığım kitabı da söyleyeyim bari. Hadi Kuş sen. Ağacı. Fevzettin Attar'ın Kuşlar Meclisi. Mantıkut Tahir yani Kuşların Dili. İsimli çok kalın ve kocaman destansı tasavvuf kitabından bir hikayeyi çocuklar için tekrar nazım biçiminde yazdım. Güzel de bir şey oldu şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorum. Bakın yani kitapçıya falan giderseniz şöyle bir bakıp karıştırın, almak zorunda değilsiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.